devletin... Bakın yani... Takip etmiyorum böyle... Aynı zamanda havam ezan okurken... Ne yaptım? Bir doktora... Yüklendim sosyal medyadan. Kesinlikle bunlardan. Köpeğiyle penceremin karşısına. Sigara içecek. Tabii ki kaç tane var? 50'den fazla bank vardır. Nereye kurulacak? Bütün köpeklerin kurulduğu yere havlayacak. Ve burada da bira işlemi yapacağız. Kutuyu bahçeye attı. Hanım. Kısa donlu kadın olarak penceremizin karşısına bir anı kuracağız. Sonra hav havdan sonra sen açtıktan sonra ezan okurken bira kutusunu senin bahçene atacağız ve gideceğiz. Burnunu uzatır uzatmaz. Ve pencereyi açtığımıza göre havlama da artık yok. Hatta sigara içenin köpekli olduğunu bile zannetmiyorum. Tesadüfen orada oturuyor. Fakat birisi penceremin önünde bak 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 diye havlattı. O kesin. Ne yapabiliriz ki? Babanın yeri mi burası park? Senin yerin burası. Burası park. Sen karışamazsın. Ama belediye başkanı hayvanları parka sokmayın dedi. O da kim be? Ha. O kim, biz kimiz? Kimin memleketinden kimi? Zulüm ne zaman başladı? 1553 miydi? Tarihimiz zayıf. O da kim? Kimin memleketinden kimi? Seçimi biz kazandık. Belki şimdi senin videonun ters yan yatmıştır. Çünkü havlatmadan önce frekansları yapıyoruz. Seni öfkeye sürükleyebiliriz. Parka çıkarabiliriz, sonra üstüne linç edercesine varırız. Eski olanları söylüyorum. Davaya sürükleyebiliriz. Hatta 2-3 kişi birden tek başınasın saldırırız. Bıçak falan da var ellerimizde. Kimin emriyle belli? Bok Deccali. İstemiyoruz lan, tek havlama istemiyoruz. Çıtı çıkmıyor. Buradan belli, daha önce olanlardan belli. Her gelen geçen penceremin karşısına. Bam! Başka yerde duyamıyorduk. Bir işlem yaparken veya bir şey seyrederken konsantrasyon gitsin diye
öfkeye sürüklemek için, kalbe vesvese vermek için. Tek bir havlama istemiyorsan, siz satanistlerden